Sen ne diyor? Evet, Club Regista ne demiş? Hakan Çalhanoğlu Mio'nun 4 milyon euro artı bonuslar şeklinde teklifini kabul etmek üzere Nico Schira paylaşmış. Ve burada da onu etiketlemiş. Son dakika sıcak gelişme olarak Sayın Musa Yıldız'a soruyorum. Çünkü Musa Yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğine çok inanıyordu. Ben inanmıyorum. Yani zor transfer olabilir ama çok düşük transfer olma ihtimali diyordu. Böyle bir sıcak gelişme var. Musa abi neler söylersin? Yani bekleyip göreceğiz ama büyük olasılıkla anlaşma olacak diye düşünüyorum ama ben şunun arkasındaydım. Günay her zaman da bunu savundum. O yüzden de gelmesini de çok istedim. İstiyorum da hala. Yani aslında kendi yapılanmasını yapan yaşam koçu mudur artık? Menajeri midir kimse? Şöyle bir mantıkla bakmaya çalıştım. Olayın şu yüzüyle bakmaya çalıştım. O da şu. Şimdi 3 sene sonra gelecek bir Hakan Çalhanoğlu sadece ve sadece Galatasaray'a gelmiş bir yıldız ve verim vermişse 2 sene 3 sene verim verecek bir yıldız olarak kalır. Ama şu an gelir ve 3 sene 6 sene bir katkı verirse Galatasaray'ın efsaneleri arasına girer. Efsaneleri arasına girdiği için de uzun süreli devamlı Galatasaray'ın kapısı Hakan Çalhanoğlu'na açık olur diye mantık kuruyordum. Ama yapacak bir şey yok. Eğer transferi de gerçekleşirse saygı duyarız abi, yani büyük futbolcu, inşallah öyle bir Yakalandı. haber Kanka da yoktur. Çalhanoğlu transferine çok hazırlıksız yakalandı. Yani Galatasaray şampiyon olsaydı ve seçim de zamanında yapılmış olsaydı Galatasaray'ın çok ciddi Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etme potansiyeli vardı. Şansı çok fazlaydı. Günay, Şampiyonlar Ligi'ndesin, seçimini de yapmışsın. Hakan da iyi bir Galatasaraylı. Bu transfer gerçekleşebilirdi ama öyle bir kaotik ortam var ki ya. Neredeyse bedavaya oynayacak olan Onyekuru'nun bile bonservisini almak istemiyorlar. Şimdi böyle bir ortamda Hakan Çalhanoğlu vesaire belirsizlik, teknik direktör belirsiz. Çok kötü dönemde yakalandık ya. Şu an sen seçimi yapmış olsaydın en azından neye konsantreydin biliyor musun? Feghouli, Falcao, Babel, Cagne bunları gönderip Hakan'ı transfer edebilir miyiz? Buna konsantreydin. Ama öyle bir ortam yok. Arkadaşlar ben Fenerbahçe-Anadolu Efes maçını şu an önümdeki bilgisayardan izliyorum. 47-67 Anadolu Efes önde. Efes artık yani bir periyot kaldı. Buradan maçı vermez. 3-0'la şampiyon oldu Anadolu Efes. Evet, Efes'in çoğunu kaçırıyorsunuz demiş Mesut Pektemir de. Böyle bir Ben yorum kaçırmıyorum yapmış. yani. Şu an 303 kişi bizi izliyor. 131 kişi de beğeni atmış durumda. Şu beğenileri yukarı doğru çekersek çok sevinirim sevgili dostlar. Beğeni bizim için çok 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 önemli. Bunu da hatırlatalım. Eyüp abi, bu soru bize çok soruluyor. Tekrar 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 cevaplandırıyoruz. Tekrar tekrar cevaplandıracağız. Çünkü yeni izleyen arkadaşlarımız vardır belki şu an. İlk defa izleyen arkadaşlarımız vardır. İlk defa izleyen arkadaşları da abone olmaya davet ediyoruz. O ayrı bir konu. Şu an Galatasaray'da transfer çalışmaları yürütülüyor. Bunu her defasında söyledik. Her defasında söylemeye de devam ediyoruz. Bazı anlaşmaya yakın olan oyuncular da var. Mesela iki tanesi bitti, bunu söyledik. Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk. Ama Abdurrahim Albayrak şu anda nasıl bir strateji izliyor? Bunu sormak istiyorum sana öncelikle. Çünkü tamamen ipler onun Abdurrahim elinde şu anda. Fatih Terim'in ve scout ekiplerinin vermiş olduğu liste üzerinden transfer görüşmeleri yapıyor ama bitirme noktasına getiremiyor. Getirememesinin sebebi de çok net. Çünkü oyunculara belirli bir miktar ödeme yapılması lazım. Şu an o pozisyonda değiller. O parayı koyacak noktada değiller. Bu nedenle oyuncularla yapılan görüşmede hep seçim sonrası için tarih veriliyor. Artı yani bunu gördük ki Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Bey bunu yapıyor mu bilmiyorum ama Işın Çelebi de yapmış bunu. Çok net bir şekilde öğrendim. Oyuncularla görüşmüşler. Başkan olursak seni Fatih Terim'e önereceğiz. Bizimle çalışır mısın? Galatasaray'a gelmek ister misin diye. Bu başkan adayları önemli isimlerle görüşmüşler. Hatta İbrahim Özdemir ve Ali Fatinoğlu, İbrahim Başkan'ın da
ekibinde biliyorsunuz Ali Fatinoğlu var. Onlar da mesela Hakan Çalhanoğlu ile temas kurmaya çalışmışlar. Başkan adayları da görüşme yapıyor. Merak etme, başkan olursam seni transfer edeceğim diye. Hatta şöyle bir şey duydum ben. Scout ekibinin başına da Musa Yıldız'ı geçirmeyi düşünüyormuş bir başkan adayı. Keşke, keşke. Ben bunlardan daha iyi yaparım vallahi. Ben de anlarım Scout'tan demiyorum. Hayır. Bir dakika. Scout ekibimiz iyi çalışıyor. Ben bunu söylüyorum. Net. Scout değil. Scout değil. Al bayraktan daha iyi iş yaparım. Net söylüyorum bak. Net söylüyorum. O konu hakkında da çeşitli söylentiler var. Bir şey diyemem. Net bir şey söyleyemem yani. Tabii bugün de yazılan çizilenler de vardı. Başkan adayları da görüşmeler yapıyor. Mesela bu Penza ile görüşme yapılmış abi. Ya yani bu Penza ile Hatay'a bir yoklama var, bunu söyledik. Özellikle Fatih Hoca da bu Penza'yı istiyor. İstemeyen taraftarlar da var, isteyen taraftarlar da var. Ama bu Penza'yı geçmeden önce şunu değerlendirelim. Bir arkadaşımız sormuş, onu bulabilirsem. Güzel bir soruydu. Hakan Çalhanoğlu ile alakalı bir soruydu. Serkan İzim sormuş. Hakan Çalhanoğlu aranan 10 numara özelliğini taşıyor mu abiler sizce? Snyder Lincoln klasında gibi değil. Daha çok Elano tipinde bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu uzaktan şut ve frikik özelliği var demiş. Böyle bir yorum getirmiş Musa abi. Aranan kan 10 numarada. Aranan kan Hakan Çalhanoğlu mu sence? Yani bence Hakan Çalhanoğlu tam orası için ideal. Çünkü neden? Bu oyuncu toplu oyunda var, topsuz oyunda da var. Artık eskisi gibi Alex gibi, Hacı gibi oyuncuları takım kaldırmıyor. Hiç, artık öyle oyuncular revaçta değil. Şimdi Hakan Çalhanoğlu topu peşinden de gidiyor, pres de yapıyor, baskı da kuruyor, ara pasları veriyor. Sonrasında uzak şutları var, içeriye bindirmeleri var. Daha ne yapsın Hakan Çalhanoğlu? Hepsini yapıyor. Bence ideal bir 10 numara diye düşünüyorum. Olması gibi gerektiği bir 10 numara diye düşünüyorum. Eyüp abi sen neler söylersin? Hakan Çalhanoğlu Galatasaray ilacı olur mu 10 numarada? Yani yıllardır mesela Belhanda geldikten sonra bir 10 numara göremedik abi. İstediğimiz 10 numara değildi Belhanda. Ben bunu hep söyledim. Söylemeye devam edeceğim. Ama Belhanda gitti, yerine bir 10 numara alınacak. Yani 10 numara alınmasa bile o bölgeye bir oyuncu alınacak. Yani 8 numara dediğimiz 2-8 de oynayabiliriz belki. Ama istediğimiz 10 numara Hakan Çalhanoğlu mu sence? Fazlasıyla Hakan Çalhanoğlu. Fazlasıyla. Hakan Çalhanoğlu üstelik tam Galatasaray'ın aradığı 10 numara. Eyüp abi, Recep Çiftçi 10 numaraya Mata nasıl olur? Bugün Sky Sports haber geçmiş demiş. Mata çok konuşuluyor, bugün haberini de sen yaptın. Juan Mata ciddi şekilde konuşuluyor. Şöyle ben ekrana da getireyim. Bu sezon neler yapmış? Nasıl bir oyuncu profili var? Hemen şöyle bakalım. 9 maçta 1 gol, 2 asist yapmış. 33 yaşında, 1.70 boyunda ve 10 numara. 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli var ama sözleşmesi bitiyor abi. Sence Mata gündemde olur mu? Çok yazılıp çiziliyor. Ya bence yapıştırma transfer. Yani Fernandinho da benim için, benim gözlemime göre yapıştırma transfer. Galatasaray futbolcu alabilir. Yani kariyerinin sonunda çok tecrübeli marka seni marşetlere taşıyacak ve tecrübesinden faydalanabileceğin transferler yapabilirsin. Sıkıntı yok. Yani ben Fernandinho'ya, Juan Mata'ya karşı değilim. Bu tarz bir iki tane transfer yapabilirsin. Fakat Juan Mata'nın Galatasaray'dan en düşük alacağı para 4 milyon euro civarı. Verebilir misin? Veremezsin. Galatasaray Juan Mata'yı veya Fernandinho'yu nasıl transfer eder? Bonservis elinde olur. Evet, bonservisleri elinde. Sözleşmesi bitiyor ikisinde. Ama istedikleri para bu kadar yüksek olmaz. İstedikleri para çok yüksek. Maalesef. O yüzden evet, ben Juan Mata'nın gelme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Ama gelirse özellikle bu sezon ilk yılında çok katkı sağlar. Keşke gelsin. Peki Mata'yı ister misin Musa abi? Sen Mata'ya da ne dersin? Yani Mata gelmeli diyor musun? Veya Mata ayarında bir futbolcu ister misin? Ya ben artık böyle pahalı transferlere karşıyım Günay. Yani şimdi konuşacak mıyız bilmiyorum. Moderatör de sensin. Yabancı sınırlamasıyla da ilgili. Yaş sınırının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sınırlaması değil de yaş sınırının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında Falcao gibi herkesin hayal gördüğü ve
hüsrana uğradığı bir oyuncu çıkıyor ortaya. O yüzden mesela yabancı sınırlaması yerine şu yapılabilirdi. İşte 25 yaş üstünde oyuncu transfer ediyorsan en fazla 2 tane 3 tane edebilirsin. 2 tane edebilirsin veya üretilebilir bu. Ama Mata gibi oyuncular ancak Türkiye'ye gelir, emekliliğini yaşar ve gider diye düşünüyorum. Her zaman da bu bakış açısındayım. Feguli'yi biz de çok istedik. Eyüp de biliyor. Ben de Eyüp de istedi. Ben de istedim. Ama gördük artık yavaş yavaş da bu tarz transferlerden kaçmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bugün de yine gündeme düşen bir futbolcu var. Bunu da ekranlara getireyim. Bir bakalım, birlikte değerlendirelim istiyorum bu futbolcuyu da. Hemen şöyle getirdim. İsmi biraz korkutucu olsa da Hannibal Mejbri. Manchester United U23'te oynuyor ve 18 yaşında bu futbolcu. 1.82 boyunda 10 numara mevkisinde oynuyor. 20 maçta 4 gol 8 asist yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu futbolcunun Galatasaray'a ilgisi olabilir mi? Eyüp abi, bunu sorayım önce ve büyük ihtimalde kiralık olacaktır. Bu bölgeye kiralık bir futbolcu bekliyor musun? Vallahi profil Gerson Fernandes profili. Açıkçası ben Galatasaray'a gelirse fayda da sağlayacağını düşünüyorum. Bugün yine bu isimle ilgili bir video çektim. Orada paylaştım. Takımı iyi yöneten ve U23 takımında oynayan, A takıma daha çıkmamış genç bir yetenek. Biraz sabredersen Fatih Terim'in tecrübesi altından geçerse ben açıkçası katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Denenebilir. Ki Galatasaray bundan sonraki süreçte bu tarz kiralamalara, bu tarz denemelere açık davranması lazım. Hatta keşke bu futbolcuları Galatasaray'da tespit edip böyle potansiyelli, sadece Türk futbolcular değil, yabancı futbolcular içerisinde de böyle altyapılardaki genç yetenekleri alıp kendi deneyebilir veya başka takımlara kiralayabilir. Bu formüle gitmesi lazım. Yani ben özellikle böyle oyuncular olduğu zaman çok heyecanlanıyorum Musa abi. Açıkçası neden derseniz, genç oyuncu her zaman kendini kanıtlamak isteyecektir. Yani mesela Mata geldiği zaman Mata abi kendini kanıtlamasına gerek yok. Mata yani o Mata. Falcao'nun kendisini kanıtlamaya ihtiyacı yok ama Hannibal veya Gerson Fernandes gibi oyuncuların kendini kanıtlamaya ihtiyacı var. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Neden? Çünkü bu futbolcular burayı, gelecek Galatasaray'ı bir kendini yükselme bir araç olarak kullanacak. Galatasaray'da ilerleyen dönemlerde kalır mı kalmaz mı bunu ekstra değerlendiririz ama buraya geldiğinde kendini geliştirmek için gelecek. Gerson gibi. Mesela Gerson'u biz yana yakla arıyoruz, istiyoruz da mesela. Keşke şu anda Gerson bizde olsa diyoruz. Ama bu tür haberlerin çıkması beni heyecanlandırıyor. Olur olmaz bilemem ama en azından buraya bir yönelim var. Bunu net hissediyorum. Artık Galatasaray pahalı transferler yerine genç oyuncular transfer edecek. Bu Hannibal olur, farklı futbolcu olur, Morutan, Tüfeksiç, bu tür oyunculara yöneldi. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor. Sen neler söylersin? Yani şimdi ben bu oyuncuyu gündeme düştüğünden beri takip ettim. Videolarını izledim. Şuna kanaat getirdim. Bir kere toplu oyunda var, mücadele ediyor, her tarafa gidiyor, her tarafta ortalığı karıştırıyor, araya paslar atıyor, uzaktan şutları var ve kendi de çalım atıp girip gol attığı pozisyonlar da var. Bu anlamda baktığında Galatasaray'ın hani kilit pas bulamadığında, bu atacak kişiyi bulamadığında kendi içeriye girmeyi deniyor ki bu çok değerli bir şey. Böyle de bakarsam bu oyuncunun değerli olacağını düşünüyorum. Hele hele Jetson'la Taylan ve önlerinde de Hannibal olacaksa ben böyle bir orta sahaya varım. Zaten başından beri konuştuğumuz, bir de ortalarına güzel, iyi, tecrübeli bir orta saha alınırsa bu takım çok muazzam, orta sahası kuvvetli bir takım olur. Ben beğendim bugünkü videolarına baktığımda. İyi bir oyuncu Günay. Zaten ortalama gol ve asisti de bunu gösteriyor.